Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. 2022 Ağustos sorularıyla devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Böylece her yeni videodan haberdar olabilirsiniz diyorum. Ehliyet Hocamı Instagram'dan takip edebilirsiniz. Günlük soruları burada paylaşıyorum yine. Yine değerli arkadaşlarım, Ehliyet Hocam uygulamasını Google Play'den indirerek ne yapabilirsiniz? Soruları çözebilirsiniz. Diyorum fazla da vakit kaybetmeden şöyle sorularımızla devam edelim değerli arkadaşlar. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir? Şok, yara, koma, tıkanma şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız evet B şıkkı olacak arkadaşlar. Yara olacak. Mümkünse videoyu sonuna kadar bakın izleyemeseniz bile hani canınız sıkıldı diyelim ki hızlı hızlı geçerek sonuna kadar bütün soruları görün arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Devam edelim. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır? Bir A 1 2 3, B 2 3 1, C 3 2 1, D 3 1 2. Doğru cevabımız B şıkkı. Değerli arkadaşlarım, böyle sorularda ne yapıyorduk? Öncelikle kavşağımız kontrollü mü, kontrolsüz mü ona bakıyorduk. Ben şu kutsal kalemi şöyle elime bir alayım. Şimdi arkadaşlar bakın tabelalar olduğuna göre burası kontrollü bir kavşak. O halde burada ana yoldakiler önce geçecek, tali yoldakiler en son geçecek. Burada ana yolda hangi araçlar var? Evet, şu işaret sadece ana yolda bulunur arkadaşlar. Bu işaret ise yalnızca tali yolda bulunur. Bunu da söyleyelim. 3 ve 2 numaralı araçlar ana yolda. O halde bu ikisinden hangisi önce geçecek? Sıra ona geldi. Eğer arkadaşlar ikisi de düz gidiyorsa zaten düz devam ederler. Yok, eğer arkadaşlar bu araçlardan biri dönüş yapıyorsa o diğerinden sonra geçer. O halde önce 2 numara geçecek, daha sonra 3 numara geçecek, en son 1 numaralı araç geçecek. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir demiş. Hemzemin geçit, kontrollü demir yolu geçidi, kontrolsüz demir yolu geçidi, tramvay hattı ile oluşan kavşak demiş. Arkadaşlar bu sorumuzun cevabını aşağıya yorum kısmına yazıyorsunuz. Biz de size en kısa süreçte dönüşte bulunup ha buraya doğru yaptım uşağım diyeceğiz. Devam edelim. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Aracın hızını, yakıt miktarını, motor sıcaklığını, motor devir sayısını. Doğru cevabımız aracımızın hızını. Arkadaşlar, eğer şurada KMH yazısını görüyorsanız bu kilometre demektir. Saatte aldığınız kilometre demektir. O halde bu bize şunu gösteriyor. Aracımızın hızını. Eğer burada R, P, M yazısını görüyorsanız bu ise aracımızın motor devir sayısını gösterir. Eğer petrol pompası görüyorsanız aracımızın mazot göstergesidir. Eğer bir tane termometre işareti görüyorsanız ve şöyle bir C işareti varsa bu bizim aracımızın motor sıcaklığını gösterir. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? Baş tarafından çekilerek çıkartılmasına, baş boyun gövde hizasının bozulmamasına, kollarının baş hizasının da durmasına, ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına demiş. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Baş boyun gövde hizasının bozulmamasına. Hatta biz araçtan ne ile çıkartıyoruz? Rentek manevrasıyla çıkartıyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir demiş. A dur, B durak, C devam et, D şıkkı ise dikkat demiş. Bunu bilemeyeni dövüyorlar arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Durak olacak arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı durak. Zaten her yerde gördüğünüz bir tabela. Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması halinde sürücülerin bunlara uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır? 1. Işıklı trafik işaret cihazı. 2. Trafik levhası ve yer işaretlemeleri. 3. Trafik görevlisi. A 1 2 3, B 2 3 1, C 3 1 2, D şıkkı ise 2 3 2 1 demiş arkadaşlar. Bizim editör küçük bize sürprizler yapıyor. B şıkkını aşağıya çaprazlamasına koyuyor. Amuda kaldırıp bacağından kaldırıyor. Kendisi değişik akrobasi hareketleri deniyor arkadaşlar. Doğru cevabımız evet C şıkkı olacak arkadaşlar.
3, 1, 2 olacak. Arkadaşlar böyle bir durumda ilk önce trafik görevlisine uyarız. Kırmızı ışık yanıyor bile olsa. Eğer trafik görevlisi oradaysa ve geç diyorsa geçersiniz arkadaşlar. Daha sonra ışıklı işaret cihazına uyarsınız. En son normal düz trafik levhası ve yere böyle işlenen işaretlere uyarsınız. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir? Göz bebeklerinin küçülmesi, kişinin aktif ve huzursuz olması, yüzde kızarma ve vücutta sıcaklığın artması, parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması. Doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması demiş. Devam edelim. Marşa basılıp motor çalıştığında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışıklarından pardon ya yanlış okudum. Marşa basılıp motor çalıştığında aracın gösterge panelinde bulunan ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir demiş. Kısa farlar ikaz ışığı, yağ basıncı ikaz ışığı, el freni çekili ikaz ışığı, sinyal lambası ikaz ışığı. Arkadaşlar artık soru okuya okuya direktmen böyle hemen normal ezbere soruları söylüyorum. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Yağ basıncı ikaz ışığının sönmesi gerekir. Eğer sönmüyorsa arkadaşlar aracımızı stop pozisyonuna tekrardan getirmeliyiz ve servisimizi aramalıyız. Kesinlikle araca gaz falan vermeyin arkadaşlar. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi kesinlikle yasaktır arkadaşlar? Şıklarımız verilmiş. Doğru cevabımız evet traktör bisiklet gibi arkadaşlar araçlar buraya giremezler. Bunların girmesi yasaktır arkadaşlar. Zaten direkt girişte bunların yasak olduğuna dair tabelaları görürüz. El bileği ve dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur? Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak, dirsekle omuz arasında turnike uygulamak, omuz üzerine baskı uygulamak, kanayan yere tentür diyot uygulamak. Doğru cevabımız evet, doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Dirsek ile omuz arasına turnike uygulamak olacak. Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla bisikletli yan yana kaç bisikletli gidebilir demiş. 2, 3, 4 ve 5 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. 2 bisikletli yan yana gidebilir arkadaşlar. Şekildeki araç sürücüsü dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? 1 numaralı şeridi, 2 numaralı şeridi, 3 numaralı şeridi, istediği şeridi. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. 1 numaralı şeridi izlemelidir. Bakın arkadaşlar ne yapmalı? Sinyalini vermeli. Nerede benim kutsal kalemim? Heh. Sinyalini verdikten sonra arkadaşlar buraya yanaşmalı. En son şeritten ne yapmalı? Dönüşünü tamamlamalıdır arkadaşlar ve uygun yola girmelidir tekrardan. Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur demiş. Motor yağı, fren hidroliği, akü elektroliti, cam suyu antifrizi şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Cam suyu antifrizi olacak arkadaşlar. Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır? İki çizginin arasında, alt çizgisinden aşağıda, üst çizgisinden yukarıda, yağ çubuğunda hiç görülmemeli. Doğru cevap A şıkkı olacak. İki çizginin arasında olmalıdır arkadaşlar. Ya iki çizgi vardır ya da iki tane nokta vardır arkadaşlar. Oyulmuş vaziyette olabilir bazen bunlar. Bunun ikisinin arasında olması gerekiyor. Resimdeki taşıtın bulunduğu karayoluna ne ad verilir demiş. Banket, ana yol, tali yol, bölünmüş yol şıklarla verilmiş. Doğru cevabımız tali yol arkadaşlar. Nereden anladık? Bakın hemen burada tali yol levhasını görüyoruz. Demiştim ki yol ver demek bu arada bu levhanın anlamı. Bu levhayı söylemiştim ki gördüğünüz yerde hemen ne yapmanız gerekiyordu? Bunu gördüğünüz yerde
yol vermemiz gerekiyor ve bunu görmüşseniz tali yoldasınız demektir arkadaşlar. Eğer bunu görüyorsanız ana yoldasınız demektir. Karayolu taşıma yönetmenliği kapsamında göre yurt içi eşya veyahut da kargo taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır demiş. SRC1, SRC2, SRC3 ve SRC4 şıklar da verilmiş. Doğru cevabımız, evet arkadaşlar, doğru cevabımız SRC4 olacak. SRC1 uluslararası yolcu taşımacılığı yapıyor arkadaşlar. SRC2 yurt içi yolcu taşımacılığı yapıyor. SRC3 uluslararası eşya ve kargo taşıyor. Yurt içinde eşya ve kargo taşıyan ise SRC4 oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya bu nasıl bir şey ya? Veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır. Editör raks ettirmiş kelimeler arkadaşlar. A. Kaburgalarında kırık olanlar, kalça kemiğinde kırık olanlar, açık göğüs yaralanması olanlar, kol ve köprücük kemiği kırık olanlar demiş. Doğru cevabımız B şık olacak. Kalça kemiğinde kırık olanlar. Arkadaşlar adamın zaten canı yanıyor. Üstüne bir de onun üstüne oturtursanız kalçasının üstüne vay haline. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yolda karşılaşmada bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? U dönüşü yapmalı. İki numaralı araca yol vermeli. İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. İki numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı demiş. Doğru cevabımız B şık olacak. 2 numaralı araca yol vermeli olacak arkadaşlar. Devam edelim. Ha bu arada şurada söyleyelim. Onu bahsedelim. Arkadaşlar büyük olan böyle yollarda, yani normal düz bu iki yönlü yolda, bakın kavşaklarda demiyorum. Yani kontrolsüz kavşak demiyorum bakın. İki yönlü bu yolda karşılaşan araçların yapması gereken büyük olan araç küçük olana yol verir. Örneğin minibüsle otomobil mi karşılaştı? Minibüs otomobile yol verir. Otobüsle minibüs mü karşılaştı? Otobüs minibüse yol verir. Ama bunun istisnası nedir? İstisnası şu. Lastik tekerlekli traktör veyahut da iş makinesi gelirse karşısına, o zaman ne olacaktır? Bunlar karşılık verecek. Bunlar arkadaşlar diğerlerine yol verecek. Evet, 20. soruyla devam ediyoruz. Bebeklerin suni solunum nasıl yapılır? Büyüklere uygulandığı gibi bebeğin sırtına vurularak ağza ve burna birlikte sık aralıklarla az hava vererek sırt üstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak. Doğru cevabımız A, C şık olacak arkadaşlar. Ağız ve burun birlikte ağzın içerisine alınır arkadaşlar ve üflenir. Ne zamana kadar? Göğüs kefesinin çıktığını görene kadar arkadaşlar. Balon gibi çocuğu şişirmeyin sonra. Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır demiş. Yakıt borusu, yakıt pompası, yakıt filtresi ve enjektör şıklarda verilmiş. Geçenlerde aynı soru vardı. Gidiyor benim güzel kardeşim. Hiç böyle elini falan şey yapmadan yakıt pompasını işaretliyor. Mübarek. Öğrenci. İsmini vermek istemiyorum. Yakıt pompası olmaz. Bak temizleme diyor. Filtre etmek. C şık olacak doğru cevabımız. Evet, şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? Sola dönüş lambasını yakmalı, hızını azaltmalı, dar bir kavisle dönmeli. A yalnız 1, B 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız B şık olacak demiş arkadaşlar. Yani sola dönüş lambasını yakacak ve 2 numara hızını azaltacak. Bu ikisi doğru olanlarmış. Buraya geçerken nasıl geçmesi lazım? Geniş bir kavisle dönmesi gerekiyor arkadaşlar. Benzinle çalışan motorlarda silindire sıkıştırılan yakıt hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleşir? Fitil ile, kendi kendine, buji kıvılcımı ile, dışarıdan ısıtılarak demiş. Doğru cevabımız C şık olacak. Buji kıvılcımı ile gerçekleşir. Arkadaşlar dizel motorlar, bakın benzinli ve LPG'de aynı gerçekleşir. Buji kıvılcımı ile LPG şey
Dizel motorlarda ise yakıt sıcak hava üzerine püskürtülür. Böylece arkadaşlar yanma otomatik olarak gerçekleşir. Yani kendiliğinden bir yanma gerçekleşir. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir? Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi, solunumun sık ve yüzeysel olması, kan basıncının artması, vücut sıcaklığının artması demiş. Doğru cevabımız tabii ki de A şıkkı olacak arkadaşlar. Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi olacak. Zaten eğer bir şey sabitleniyorsa pamuğa yaklaşıyor demektir arkadaşlar. Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma işarettir demiş. Arkadaşlar durdurup bakabilirsiniz siz tabii bu arada. Sonuçta elinizde durdur butonu var. Doğru cevabımız evet bu olacak arkadaşlar. Trafiği yavaşlatma işareti. Burada yine bu işaretlerin hepsinin açıklamasını verdim. Bir bir altlarından bakabilirsiniz arkadaşlar. Trafikte işaretin nereden başlayıp nereden bittiği çok önemlidir. Ona dikkat edin arkadaşlar. Mesela bakın geceleyin dur işareti nerede başlıyormuş arkadaşlar? Bakın tam buradan başlıyor. Bakın burada nasıl? Tam kenardan başlıyor arkadaşlar. Otoyolda saatte 120 km hızla seyreden bir otomobil sürücüsü önündeki araçlar arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır demiş. 30, 40, 50, 60 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız tabii ki D şıkkı olacak arkadaşlar. Peki burada bilmemiz gereken şey ne oluyor? Bunu nasıl hesaplıyoruz? Arkadaşlar devamlı verilen sayıyı şu kutsal ha. Verilen sayı kaç? 120 bölü 2 yapıyorsunuz arkadaşlar. Çıkan sonuç kaçtır? 60'tır arkadaşlar. Hocam ben böyle yüksek sayıları yapamıyorum. Nasıl yapacağım? Sıfırı sil kardeşim. Sil sıfırı. 12'yi 2'ye böl. 6 çıktı. Doğru mu? 6'nın yanına tekrardan sıfırı ekle. Hop 60. Anlaştık. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanında bunu normal yolda seyahat ederken tabii elinize metre alıp acaba kaç metreyle gidiyorum ben yakın mıyım uzak mıyım bunu nasıl hesaplayacaksınız? Yolda önünüzde giden aracın herhangi bir nesnenin yanındayken mesela burada ne yapmış? Ağacın yanındayken bakmış. Bu ağacın yanındayken saymaya başlamış arkadaşlar. Tam başladı. 88, 89 dedi arkadaşlar. 89 dediği zaman eğer biraz önceki aracın yanına gelmişseniz, biraz önceki aracın bulunmuş olduğu noktaya gelmişseniz hızınız uygundur. Biz de buna 88-89 kuralı diye söylüyoruz. Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Motorlu araç için zorunludur. Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır. Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir. Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu ne demiş? D şıkkı ise araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır demiş. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Bizim editör yine yemiş şıkkın bir tanesini ama düzelttim. B şıkkı olacak arkadaşlar. İsteğe bağlıdır. Adı üstünde zaten zorunlu demiş arkadaşlar. Yani eğer bunu gidip de B şıkkını işaretlemiyorsanız kendinizi damdan aşağı atın. Şekildeki banketli yoldan geceleyin faydalanmak isteyen yeğenin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Açık renkli elbise giymesi, el fenerini sürücülerin dikkatini dağıtmadan kullanması, kendi gidiş yönüne göre sol bankette yürümesi, kendi gidiş yönüne göre sağ bankette yürümesi demiş. Doğru cevabımız evet, D şıkkı olacak arkadaşlar. Kendi gidiş yönüne göre sağ banketten yürümesi olacak. Evet, 29. soru. Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır? İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması. Kesici malzeme kullanılır mı arkadaşlar? Bu soruyu beraber de yapabiliriz. Artı eksi koyun sonlarına direkt zaten doğru cevabımız çıkacak. Şöyle kutsal kalemi tekrardan alayım elime. Kullanılamaz bence. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kağıda yazılıp kazazedenin üzerine yazılması, uzvun koptuğu bölgeye en yakın deri ve yakın deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. 2 ve 3. Yani ipte arkadaşlar kesici malzeme hiçbir zaman kullanılmaz. Bunu unutmayın. Adamın zaten parmağı kopa işte bir yeri kopmuştur turnike uyguluyorsanız. Siz üstüne bir de kesici malzeme kullanıp da adamın kalan yerinde kesmeyin.
Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır demiş. Ortasında, hizasında, altında, üzerinde diye verilmiş. Doğru cevabımız... Evet, D şıkkı olacak, üzerinde olacak arkadaşlar. Peteklerin üzerinde bulunmalıdır. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir demiş. Doğru cevabı veriyorum. Evet, doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Diğerlerinde neyi belirtiyor? Bunda motosiklet hariç diğer tüm motorlu taşıtların buraya giremeyeceğini söylüyor. Burada da sollama yasağının başladığını söylüyor. Burada 50 kilometrenin üzerinde hız yasağı varmış ama burada ne söylüyor? Bu tabela onun bittiğini söylüyor. Aşağıdakilerden hangisi kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir? Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması, ilk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması, hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması, ilk yardım uygulanacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması olacak. Bazen adamlara bakıyoruz, araçtan çıkartırken özellikle röntgen manevrası uygulanmıyor. Ne oluyor arkadaşlar? Kişinin felç kalması sebebi oluyor. Devam edelim. Karayollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar demiş. Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Doğru cevabımız... Evet, doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkı olacak. Karayolları Genel Müdürlüğü olacak. Aşağıdakilerden hangisi sağ tehlikeli devamlı viraj işaretidir? Evet, şıklar verilmiş. Doğru cevabımız... Arkadaşlar bu sağ devamlı viraj işaretidir. Bu sola devamlı viraj işaretidir. Bu... Evet, bunu gördüğünüz zaman... Pardon arkadaşlar, yanlış söyledim. Tehlikeli. Sağ tehlikeli, sola tehlikeli, sağ devamlı viraj... şu ise arkadaşlar bize yolun sağdan kaplamanın yolun sağdan daraldığını söylüyor. Bu durumda ne olması gerekiyor? Araç buradan geliyorsunuz mesela daraldığını gördünüz. Bu yönden gelen yani buradan yoluna devam eden kişi geçecek sizi. Daha sonra siz sinyal verip bu yola dahil olacaksınız. Hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? Aşırı hız yapmaktan kaçınılması, geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi, engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi, trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi. Evet, hak ihlallerindendir demiş. Tabii ki de C şıkkı, engelli kişiler için ayrılmış olan yerlere park edilmesi hak ihlalidir arkadaşlar. Cezası yanlış hatırlamıyorsam 300 lira mıydı öyle bir şeydi. Basınçlı olarak... Çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir? Egzoz subabı, emme susturucusu, emme manifoldu, egzoz susturucusu demiş. Arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkı olacak. Egzoz susturucusu olacak. Peki bunun çıkartılması neye sebebiyet verir der? Gürültü kirliliğine sebebiyet verir olacak. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır demiş. Banketten gitmeli, aracının hızını arttırmalı, öndeki aracı geçmemelidir, geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Aracı, öndeki aracı geçmemelidir. Zaten arkadaşlar buralara gelirken çizgilerin devamlı çizgi olduğunu siz de göreceksiniz diyelim. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır? Egzoz sıvabı, emme manifoldu, egzoz manifoldu, katalitik konvertör demiş. Doğru cevabımız katalitik konvertör olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır? Kendini üstün görmek, kendi kendine kurallar koymak, paylaşmayı bilmek ve saygı duymak, saygıyı öncelikle başkalarından beklemek. Doğru cevabımız evet. C
şıkkı olacak arkadaşlar. Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak. Zaten böyle sorularda arkadaşlar baktığınız zaman hepsi olumsuz, bir tanesi olumlu ya da hepsi olumlu, bir tanesi olumsuz şeklinde gelir. Doğru cevap da genelde o bir tane olur. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur demiş. Doğru cevabımız, evet doğru cevabımız otobüs olacak arkadaşlar. Diğerlerinde işte motosiklette, bisiklette ve traktörde zorunlu değildir. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bazen bu biçer dediğimiz köy yerlerinde görürsünüz. Biçer, ondan sonra balya makinesi gibi yazın kuru zeminde çalışan araçlarda bulundurmasını tavsiye ederim. Zira birçok yangına sebebiyet vermekte. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir demiş. Antifriz kontrolü, yakıt seviyesi kontrolü, yakıt kaçağı kontrolü, yakıt seviyesi kontrolü şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Antifriz kontrolü olacak. Antifriz kontrolünü biz soğutma suyu sisteminde yaparız. Donmaması için arkadaşlar. Diğerleri ise yakıt sisteminde yapılan kontrollerdir. Durumların hangisinde kazazedeye başçene pozisyonu verilmesi uygundur demiş. Burun kanaması olan, bulantı ve kusması olan, solunum yolu tıkalı olan, boyun umurlarında zedelenme olan demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Solunum yolu tıkalı olan da uygundur. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Şöyle arkadaşlar, şu şekilde kafa düşünün, şu burnu. Ne yapıyoruz? Şurası ağzı. Kafayı geriye doğru itiyoruz. Çeneyi yukarıya doğru kaldırıyoruz arkadaşlar. Böylece nefes yolu ne yapıyor? Açılıyor arkadaşlar. Eğer arkadaşlar solunum yolu tıkanlı ise, tam tıkanma var ise neyi uygularız? Hemlik manevrasını uygularız. Eğer boyun omurlarında zedelenme var ise kesinlikle böyle bir pozisyon verilmez. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motora yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez demiş. Yağ filtresi, hava filtresi, yakıt filtresi, polen filtresi şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şık olacak. Yağ filtresi olacak arkadaşlar. Burun kırıklarında yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir? Felç, saç dökülmesi, bulantı ve kusma, bedensel aktivitede artma. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Felç olacak. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur demiş. Depodaki yakıt miktarının bitmesi, sbob ayarının bozulması, hava filtresinin kirli olması, yakıt pompasının ayarsız olması. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Depodaki yakıtın bitmesi olacak arkadaşlar. Yay yolu bulunmayan karayollarında yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur? Trafiğin yoğun olmadığı şeritte, gidiş yönüne göre sağ bankette, gidiş yönüne göre sol bankette, taşıt yolunun en sağındaki şeritte. Doğru cevap C şıkkı olacak arkadaşlar. Gidiş yönüne göre sol bankette olacak. Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur? Elektrikli battaniye ile ısıtılması, önce ılık sonra sıcak ortamda alınması, soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması, donan bölgenin ovularak masaj yapılması. Doğru cevabımız B şık olacak. Önce ılık sonra sıcak ortama alınması olacak. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir demiş. Şokun önlenmesi, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, acil yardım istenmesi, kanamanın durdurulması demiş. Doğru cevabımız B şıkkı, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi demiş arkadaşlar. Bu karantinadır arkadaşlar. Öndeki araç geçilirken geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir? Geçilen aracın boyunun yarısı kadar, geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar,
Karşıdan gelen araçlarla karşılaşıncaya kadar, geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Kesinlikle aceleci davranmayın arkadaşlar. Hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder? Yolcu indirip bindirirken beklemek, 5 dakikadan fazla beklemek, kırmızı ışık yanarken beklemek, görevlerce verilen emirleri de durmak demiş. Yani trafik polisi dur dedi, durdun. Arkadaşlar doğru cevabımız burada A şıkkı olacak. Kırmızı ışıkta beklemek, görevlerce verilen emirde durmak ise adı üstünde durmak olacak. Yolcu indirip bindirmek, yük indirip bindirmek gibi keyfi durumlarla ise duraklamak, 5 dakikadan fazlayı geçmek ise nedir? Park etmeye girecektir arkadaşlar.